Neler oluyor? Yeni aktarabileceğim bir şeyler var mı? Son durum ne? Evet, aslında tabii hepimizi, Türkiye'yi derin bir yasa boğan bir süreç yaşandı. Son iki günde hemen hemen iki büyük deprem yaşandı ve bu maalesef binlerce insanı kaybetmemize ve yine binlerce insanı yaralı olarak bulmamıza sebep oldu. Tabii hepimiz üzüntülüyüz, ancak yaraları sarmanın vaktidir. Bu yüzden şu anda Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri devletimizle beraber şu anda 10 ayrı ilde birçok noktada enkaz üzerinde arama çalışmalarını devam ettiriyor. Ki şu anda bulunduğumuz noktada Şanlıurfa ilindeyiz. Haliliye Belediyesi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bahçelievler semtindeyiz. Mahallesindeyiz daha doğrusu. Arkamda şu an görüyorsunuz. Tanju size gösterecek. Enkazın üzerinde şu anda arama çalışmaları devam ediyor. Diğer yayınlarda da bundan sıklıkla bahsetmiştik. Burada klasik olarak yapılan bazı yöntemler uygulanıyor. İşte bunlardan birisi de öncelikle dinleme. Yani enkazın altında herhangi bir insan var mı yok mu onun kontrolü yapılıyor. Hakeza 5 dakika önce de iş makineleri tamamen susturuldu. Bütün sesler kesildi ve enkaz altında ses var mı yok mu o kontrol edildi ve hemen ardından da tekrar iş makineleri harekete geçti ki aşağıdan bir ses duyulduğuna dair bir hissiyat uyandı. Ekipler şu anda o sesin yoğunlaştığı yerde hayat noktası dediğimiz o yaşam alanında bir yaşayana, bir vatandaşımıza ulaşmanın gayreti içerisindeler. Tabii kademe kademe ilerliyor. Bu katmanlar sırayla açılıyor ve dinlemeler yapıldıktan sonra da gördüğünüz gibi nokta atışı yapılarak elbette bu nokta atışı da aynı zamanda o bölgede yapılan teknik detaylar var, teknik incelemeler var. Orada bazen arama köpekleri kullanılıyor, bazen teknolojik cihazlar kullanılıyor, bazen de ses değen direkt kulakla dinleme yapılıyor. Şu anda onlardan birini az önce yaşadık yayından hemen 5 dakika önce ki bu dinlemenin ardından da şu anda ekipler o enkazın üzerinde yoğunlaştılar ve orada bir canlı bulabilir miyiz diye hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tabii şu anda biz Akit Haber ekibi olarak birçok bölgeyi gezdik, dolaştık. Şu anda bulunduğumuz nokta dediğimiz gibi Şanlıurfa. Burada biliyorsunuz maalesef 200'ün üzerinde bina yıkıldı. Sayın Fuat Oktay'ın vermiş olduğu bilgilere göre 30 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1071 insanımız yaralı kurtuldu ve 21 bina yıkıldı. Ama bugün şu an itibariyle üzücü bir haber de paylaşmak istiyorum. Bizim burada saat 13'te yapmış olduğumuz bir yayın vardı. Yine Şanlıurfa'da bir mahallede arama çalışması yapılıyordu. Maalesef bir evde bir aile yok oldu. 11 kişi, yani anne, baba, 5 kız ve 4 erkek çocuğu aynı evde maalesef cansız bedenleri bulundu. Bunların birçoğu da evliydi. Aralarında çocuklar da vardı ve maalesef 11 kişinin cenazesine ulaşıldı. Bu da hayatını kaybedenler listesine isimleri eklenmiş oldu. Onlara bu vesileyle biz de buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Kalanlar, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Tabii notlarıma baktığımız zaman aslında sevindirici haberler de yaşanmıyor değil. Daha önceki depremlerde de çok yaşadık bunu. Özellikle mesela Hatay'da 5 yaşında bir çocuk, ismi Sidra. Sidra isimli bir çocuk 35 saat sonra kurtuldu. Bu da ekiplere bir şevk verdi. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ta da Arda Bulut 28 saat sonra enkazın altından çıkarıldı. Yine dediğimiz gibi bütün bu hayat kurtarma hikayeleri ekiplerin de şevkini arttırıyor. Aynı zamanda 4 yaşında bir kız çocuğu vardı, ismi Ada. Enkazdan kurtulduktan sonra ablasını, işte o ufak yaşına rağmen ablasını teselli etti. Yani biz de bunları tabii aktarken zorlanıyoruz. Çünkü biz de evlat sahibiyiz. Gerçekten çok zor bu konuları ifade etmek. Bu konuyu konuşurken bile aslında bugün bazı enkazlar üzerinde gezme imkanı bulduk. Orada bebek arabaları gördük, çocuk arabaları gördük, ufak oyuncaklar gördük. Gözlerimiz doldu. Aktarmak çok zor. Ben fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama işte görüyorsunuz ekranda şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Temennimiz, dileğimiz odur ki inşallah buradan da bir iyi haberle karşınızda oluruz. O ümitle şu anda nöbetimizi devam ettiriyoruz sevgili Feridun. Yine notlarıma bakıyorum ama dediğim gibi aslında şu an bütün notların ötesinde, bütün veterilerde bütün bilgiler paylaşıldı. Şu an ölü sayısı şu, yaralı sayısı bu demenin bir manası yok. Ama bölgede bazı ihtiyaçlar var. İşte onlardan birisi hiç şüphesiz ki çadır, diğeri battaniye, bir diğeri ise ısıtıcı. Bugün bazı mahalleleri gezdik ve orada vatandaşlar, mahalleliler muhtarlığa baskı yapıyorlar. Çünkü gelen çadırlar sayılı. Özellikle başka mahalleden gelip çadır alanlar da oluyor. Maalesef bu görüntüler de yaşandı. Ama buradan yardım etmek isteyen insanlar özellikle bu tür ihtiyaçların olduğunu bilmelerinde büyük fayda var diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Adnan Sular. Gerçekten sen tabii orada da birebir yaşıyorsun. Allah sana da kolaylık versin. Efendim.